inanç dediğimiz şey aslında bir güç. Ama aslında inançlı bir insanın kalkanı nedir diye sorsam size. Yapmam için yaratılmadığım şeyleri yapamadım diye kaygılanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Mutluluk arama açısından insan çözümlemeyi beyninde ve gönlünde yapmadıktan sonra mekanda yapamaz. Klasik olmak nasıl başarılıyor? Fıtratınızın yani ilk yaratılış formatınızın diyeyim ona müsait olması lazım. Şöhret olan insanların ben böyle hissediyorum, böyle yapıyorum, kimse karışamaz, hürriyet var deme gibi bir lüksleri yoktur. Toplumun ortak faydalarına şöhret olan kişilerin yardımcı olması lazımdır. Efendim, bugün vapurda birlikte olduğumuz isim çocukluk yıllarını romantik, duygusal, hayalperest geçirmiş. Bugünlere de aslında daha gerçekçi, içindeki o romantizmi kaybetmeden aslında tecrübe konuşuyor deriz ya. Tecrübenin konuştuğu sevgili Ahmet Özhan'la birlikteyiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seninle ve bu ortamda olmak çok hoş. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Duygusallık, romantizm, hayalperest olmak kaybedilebilir bir şey mi? Hani çocukken öyleydik de diyoruz ya. O duygu insanı insan yapan haslettir. Duygular bizim varlık sebebimizi ortaya koyma platformumuzdur. Yani çocukluk zamanlarımdan sonra yani ilk delikanlık zamanlarımda duygusal gibi hissediyorum kendimi buradan bakınca. Ama sonradan hayat daha real olmayı insana öğretiyor. Yani yönetilmesi gereken şeyler. Ramazan ayındayız. Evet. Aslında nasılsın sorusuna şu günlerde verilen cevap daha bir başka. Evet. İnsan çünkü daha başka hissediyor. Oruç tutuyor olmanın sizdeki karşılığı hissiyatı nasıl? İlk çocukluk zamanlarımda çevreye uyma gayreti, sonralarında alışkanlığa dönüşmesi ve daha sonralarında orucun hakikati hakkında çevreden duyduklarım, onun bende uyandırdığı meraklar ve sonra orucun hakikatini yaşama gayretim, zevkim, keyfim diye bir skala kurabilirim. Oruç bazılarına zaman. Zor gelen bir şey bazıları için büyük bir zevk oluyor. Yani ben benim için birçok hayatımın en zevkli zamanları dersem abartmış olmam. Çünkü benim hiçbir tiryakiliğim yok. Efendim özlediğim bir şey olmuyor ve kendimi daha iyi hissediyorum. Cenab-ı Hak kullarına hiçbir zaman onların aleyhine veya performans düşüklüğüne sebep olacak bir şeyi tavsiye etmez. Onun için oruç mutlaka insanı çok daha dinç, daha zeki, daha odaklanır hale getirmesi lazım. Eğer getirmiyorsa aç kalıyoruz, oruç tutmuyoruz. Eğer o kafam kazan gibi ya işte oruç böyle bir sarsıyor bizi falansa o oruç değil o. Çünkü orucun söylediğim gibi hiçbir menfi yan etkisi olmaması lazım. İnsanın hayrına olan Cenab-ı Hakk'ın bir ibadet şeklidir. Oruca böyle yaklaşıyorum ve kendimi de çok iyi hissediyorum Allah'a şükürler olsun. Her seferinde sevgili Ahmet Özhan'ı ben daha iyi görüyorum. Yani sizi ben ilk siyah beyaz fotoğraflarda gördüm. Evet, doğru. Tanımadan önce. Evet. Ama tabii. Her gördüğümde gerçekten daha iyisiniz. Filiz Hanım'a da çok selamlar, sevgiler. Ayrıca çok şık olduğunuzu izleyicilerimiz de fark etmiştir diye düşünüyorum. Yani eşimin gayretleri, onun bana olan düşkünlüğü ve yardımı. Ona önemli. Da buradan sevgilerimi sunuyorum. Ben de çok sevgiler gönderiyorum. Klasik olmak nasıl başarılıyor? Klasik olmak güzel bir şey midir öncelikle sizin için? Klasik olmak gayretle elde edilecek bir şey değil. Fıtratınızın yani ilk yaratılış formatınızın diyeyim, özelliklerinizin ona müsait olması lazım. Benim gayretimle olan şeyler değil bunlar. Sevdiğim için çok kolay geliyor bana.
Demek ki fıtratım buna müsait. İnsan fıtratını sever. Bazı dönemlerinde bir takım şartlanmalarla başka şeylere özenir olsa da kendini mutlu ettiği an fıtratına yakın olduğu andır. Onun için klasik olmak da senin buyurduğun gibi bir fıtrat meselesi olsa gerek. Eğer benim duruşumda öyle bir klasizm sezerek bunu bana söylediysen bir gayretin sonucu değil ama seviyorum böyle duruşu. Böyle olmayı seviyorum. Demek ki fıtratla alakalı bir şey. Eksik olmayın. Güzel bir cevap gerçekten. İnanç dediğimiz şey aslında bir güç. Ama aslında inançlı bir insanın kalkanı nedir diye sorsam size. Şimdi Ömer'cim, inanç varlığın özüyle entegre hissetmek meselesidir. İnançlı insan evet inanıyorum ama böyle oturuyorum değildir yani. İnançlı insan inandığının peşinde ya, gider. Çözümlemeye doğru. Çalışır. O açıdan... Yani devam etme isteği, şükretme isteği, devam etme isteği, anlama isteği, bulma isteği, zirvesine varma gayreti. Zaten hayatı neşeli ve keyifli eden bunlardır. Doğru. Yoksa durağan bir hayatın bir getirisi olmaz insana, bir şevki olmaz, neşesi olmaz, keyfi olmaz. İnanan insan neşelidir. İnsan neşelidir. İnandığının peşinde giderken çok eğlenir, çok keyif alır. Dışarıdan da anlaşılamaz bir keyiftir aslında. O keyfi alırken bir başkası diyebilir ki bu ne yapıyor aslında? Aslında bakana değildir, yapanadır. Değil mi? Bakana değil, yapanadır. Mesela doğru. Mevlevi mukabelesi, sema. Seyredilir değil mi? 5 dakika bakarsın insanlar, çok güzel bir manzara vardır. Bembeyaz giysiler içerisinde dönen, böyle bir estetik içerisinde dönen insanlar. Belli bir süre musiki de vardır. Belli bir süre ilginçtir. Belli bir süreden sonra yeknesaklaşabilir. Çünkü bakana değildir. Ama yapan için hiçbir zaman yeknesaklaşmaz. Yani o selamların 4 selamdan oluşur malum. Durup başlaması. Seyreden için statik bir şeydir. Ama yapan için her durup başlamak yeni bir periyottur. Yeni bir anlamdır. Yeni bir yükseliştir. Yeni bir farkındalıktır. Onun için... İnancın getirileriyle meşgul olan insanların yaptıkları kendilerine daha çok zevk verir. Ancak mesela dergahların açık olduğu zamanlarda Ömer'cim, züvvar maksuresi denilen mekanları var dergahların. Züvvar maksuresi denilen ziyaretçilerin olduğu yer. Ziyaretçiler zikrullahı seyrederler. Semadır, devrandır, kıyamdır. Yani bir ritüeldir. Nasıl ki bizim ordumuz zaman zaman belli milli bayramlarımızda resmi geçit yapar. Evet. Yani ordunun bir fiili hareketi değildir o. Nedir? Bir moraldir. Ve seyredenler, biz çok gözyaşlarıyla askerlerimizin, ordumuzun geçişini seyretmişizdir. İnsanlar seyrederler, duygulanırlar, severler, asker olmak isterler, vatan sevgisini hissederler. Vatanlarının değerlerini algılarlar. O yiğitlerin bu vatan için kendilerine her an fedaya hazır olmalarının getirdiği duyguyla insanlar mutlu olur, coşarlar. İşte bu hamasi açıdan böyle olmakla birlikte manevi açıdan da böyledir. Züvvar maksuresindeki insanlar zikrullahı seyrederken inancı, Allah'ı, Resulullah'ı ve onların emirlerini yerine getirmeyi, onlarla beraber olma duygusunu hissederler. Bu farkındalık içerisinde onlar da özenirler ve öyle olmaya çalışırlar. Öyle olmanın getirisi nedir? Çok iyi bir ahlak sahibi olmaktır. Çünkü o ritüelin içerisine girdiğiniz zaman mutlaka hayatınızı yeniden dizayn etmek, gözden geçirmek, çok daha steril bir hale getirmeyi de arzu edeceksiniz. Mutlaka örnek olmak hayatta çok önemlidir. Askeriden örnek verdim. Maneviyattan örnek verdim. Sosyal hayatta da insanların mutlaka birilerine, yani örnek olurlarsa bir görevciliği daha üstlenmiş olurlar. Onun için çok dikkatli yaşamak, prensipli yaşamak ve doğru yaşamakta fayda vardır. Şöhrete gelince, uzattım lafı biliyorum ama olası sorularına cevap veriyorum.
tahminiyle ya, içimi ferahlatmaya çalışıyorum. Şöhret olmaya gelince... Buyurun. Ömer'cim, şöhret olan insanların ben böyle hissediyorum, böyle yapıyorum, kimse karışamaz, hürriyet var deme gibi bir lüksleri yoktur. Şöhret olan insanlara gözler ve kulaklar çevrilmiştir. Küçücük çocuktan mesela sen beni çok küçüklüğünden bile hatırlıyorsun. Evet. Değil mi? Ben sana ailenin de o çocukluk zamanında tasvip etmeyeceği, sonraki hayatında normal sosyal ortamın da pek kabullenemeyeceği şeylere örnek olsaydım, sen bugün beni o kadar içselleştirmeyebilirdin. Ama ne zaman görsen Ahmet abini, işte bir mutlaka bir neşe vardır. Somuttan evet. Bir adam değildir. Öyledir. Ama adam da böyle bir doğru olma, dürüst olma, yani bir çizgi sahibi olma gibi bir dürtü vardır. Belki o şuur altı olarak sana etki dahi etmiş olabilir. Yani ben bir şöhret olarak veya X bir arkadaşım kesinlikle şöhret olarak mutlaka yığınlar eğer bize dikkat ediyorsa biz menfi örnek olmak gibi bir şeye sahip değiliz. Benim meşrebim bu, ben böyle arzu ediyorum, hayır. Toplumun ortak faydalarına şöhret olan kişilerin yardımcı olması lazımdır. Peki şimdi bir yolculuktayız. Başka bir yolculuğa çıktığınızı düşünelim. Evet. Bu yolculukta yanınızda sizin gibi düşünen, size yakın olan insanlar mı olsun isterdiniz? Yoksa aslında bir şekilde bazı özlü sözlere ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz aslında sizden biraz uzakta ya da belki de sizin doğruluğunuzdan uzakta olan insanlar mı olsun isterdiniz? Şimdi ikinci kategori beni insan olarak görev sahasında da yükümlü kılmış olduğu görev sahasında da bir işlevsel kılıyor. Mutlaka hayatımın her anında mutlaka bir şeye faydalı olmak arzusu içerisinde olmaya inanıyorum. İnsanın belki olmam özü gerektiğine de inanıyorum. Yani her insan için bu duygu vardır yani. Olmalıdır. Değil mi? Olmalıdır. Mala yani hiçbir işe yaramadan tamamen bir zevk tüketicisi olarak yaşamanın hiçbir anlamı yok. Yani hiçbir şey, şurada bir toz görsem en azından onu şöyle yapmalıyım yani. Mutlaka her an bir işe yaramalı insan, bir şey üretmeli insan. O yüzden birilerine faydalı olmak çok kulağa hoş geliyor. Ama hizmet etmek, paylaşmaktan bence biraz bir tık daha yukarıdadır yani. İnsan sonuçta konuşurken doğrularıyla ve bazen de aslında hatalarıyla konuşur. Yani insanı konuşturan şey aslında ne olur sizce? İnsanı konuşturan şey ulaşmaya gayret ettiği şeydir. Onun için daha çok biz seninle beraber olduğumuz zaman kendi durumlarımızda veya kendi beceri alanlarımızda, üretim alanlarımızda daha nasıl faydalı olabiliriz'i konuşmak çok daha zevkli bence. Peki bilgiden daha değerli gördüğünüz şey nedir? Bilgi eyleme dönüşmediği müddetçe hiçbir şeydir. Eylem bilgiden öndedir. Bilgi kaynaklı eylem, araştırma kaynaklı bilgiye ulaşılmış ve o bilginin insanların yararına eyleme dönüşmesi en değerlisidir. Peki, mecalinizi iyi görüyorum ben sizin. Efendim? Hani mecalinizi iyi görüyorum sizin. Elhamdülillah. Bazen insanlar der ya, mecalim kalmadı der. Mecalsizlik en basitinden moralsizliktir. Morali olmayan insanın mecali olmaz. Niye moralsiz olur insan? O anda muvaffak değildir. Üretken değildir. Paylaşıcı değildir. Dolayısıyla tatmin olamıyordur. Tatmin olamayınca da moralsiz olur. Moralsizlikten mecalsizlik getirir. İyi şeyler yani, yap ki iyi hisset. Yani en pratik şeyi bu. Cevabı bu. Ama bir tek şey var. Niçin yaşadığına insanın karar vermesi lazım Ömerciğim. Neyim, neredeyim, niye ve ne yapmalıyım? Bunlarda sağlıklı cevap yoksa ve bu cevap belli bir programla hayata nakledilmiyorsa o insanın moralli olması, mecalli olması çok zordur.
avunmaya kaçar. Ama devamlı üretmesi, düşünmesi, paylaşma sevdası olan insanın kendini uyuşturmaya vakti yoktur, ihtiyacı da yoktur. Programımızı izleyen izleyicilerimiz size neler sormuş, onları yönelteyim. Buyursunlar. Tasavvufa yönelmek istiyorum, nereden başlayabilirim diye İbrahim Bey Çorlu'dan sormuş. İbrahim Bey'e cevabım, evvela selam ediyorum. İlişki biçimimizi tanzim etmek ve aydınlatmak, yani rövanşist olmamak, nefsi hareket etmemek, intikam peşinde koşmamak gibi olumsuzluklardan nasıl kurtulacağımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tetkik etmekle ediniriz ve tasavvuf da bundan ibarettir. Tasavvuf uçmak, kaçmak, suda yürümek, havada uçmak falan değildir böyle. Suda yürüsün diye Allah balık yaratmıştır. İnsan ayağı yere bassın diye yaratılmıştır. Sakin, naif, nezaketli ve duyarlı Ahmet Özhan'ı en çok ne sinirlendirir diye Hülya Hanım Muş'tan soruyor. Belli bir zamandan beri çok sinirlenmek gibi bir şeyim yok. Damarımı aldılar herhalde. Değerlendirmeye çalışıyorum. Bu niye böyle oldu? Bunun böyle oluşumda benim bir olumsuz katkım var mı? Varsa neremden kaynaklanıyor? O zaman ben bu tarafımı nasıl toparlarım? Karşı taraf yapıyorsa hangisi ayıktan dolayı yapıyor? Bir içe dönük tatminsizliği mi var? Yoksa çocukluktan kalma bir travmayla bir psikolojik deformasyonu mu var? Yani ona ben yardımcı olabilir miyim? Yani rövanş almaktan ziyade onu ben mi tahrik ettim acaba? Veyahut olaylar karşısında benim de dahil olmadığım ama olaylar karşısında tepki veren insanların. Mesela yani siyaseti bilirim, anlarım ama yapmam. Maneviyatı tercih ederim. Maneviyatla meşgul olan insanların ötekisi yoktur. Ötekisizdir onlar. Onlar tevhidi amaçladıkları için hikmet görürler. Sanıyorum biz de 12 yıldır Vapurda Çay İçtiğimiz sohbeti 472. bölümümüz. Hayatıma giren insan sayısı demek benim için. Bu bakış açısıyla herhalde bu yolculukları yaptık hep. Evet evet, ben kendi katıldığım programlarda da zevkle izlediğim programlarda da siyaseti hiç görmedim. Zaten şu şartlarda olmaması lazım. Siyasiler yapsınlar. Her grup kendine göre bir şey savunuyor. Sağından, solundan, radikalinden, efendim şundan bundan falan filan. Bunun böyle olmasının arkasındaki itici sebep ne? Hakikaten memlekette bir paylaşımda mı bir sıkıntı var? Yoksa hakikaten Türkiye'nin kalkınmasını ve Türkiye'nin muktedir olmasını istemeyen güçlerin kullandığı maşa tipler bir takım arızalar mı çıkarmaya çalışıyorlar? Bunları düşünür vatandaş. Ona göre de sandığa gittiği zaman tepkisi neyse ona göre tepki koyar. Onun için buna sinirlenmenin değil, düşünmenin ve değerlendirmenin, karar vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Peki, Müberra Hanım en çok ne yapmak isterdi fakat yapamadı diye soruyor size. Beylik bir cevap değil verdiğim. Yapmam gereken için yaratıldığımdan dolayı yaptığımla çok mutluyum. Yapmam için yaratılmadığım şeyleri yapamadım diye kaygılanmanın çok doğru güzel olmadığını düşünüyorum. Yani hayatımda hiçbir eksiklik yok Allah'a şükür. Çok şükür. Vasiyetinizi yazdınız mı Ahmet Bey? Yok. Neden? Ne bileyim beraber yani. Beraber yazalım. Vasiyet yazacak kadar yani kendimi çok değerli görmüyorum herhalde. Bilmiyorum. Ben biraz böyle düşünmüyorum. Çünkü insanın dedesi değerlidir.
insanın kendi babası değerlidir. Yani sanatçı kimliğiniz dışında aslında bence ailenin, yani bunu her insan yazmalı diye düşünüyorum. Ömerciğim bir şey söyleyeyim. Söyleyin lütfen. Lafını kesin diye değerlendirme. Senden şu konuşmamız dahi bir vasiyettir. Yani onayladığım şeyleri konuşuyorum. Demek ki paylaşmak isterim. Yani çocuklarım arkasından, torunlarım arkasından, beni sevenler, beni takip edenler benim arkamdan. Ahmet böyle düşünüyordu. Fena da değil yani, niye biz de düşünmeyelim. Bizim doğru söylüyorsun. Sanatçının, evet, yani ressamın her resmi vasiyettir. Şarkıcının her albümü vasiyettir. Doğru. Bizim her röportajımız bir vasiyettir. Onun için bizim bir holding sahibi gibi zulamız da olmadığından dolayı, her şeyimiz ortada olduğundan dolayı bizim vasiyet ettiğimize vasiyet de gerek yok. Evet, vasiyet deyince insanın aklına zaten ilk mal paylaşımı geliyor. Evet, öyle. Ben onu o değil, ben şey onu manevi yaşarken, tarafı tabii. Ben onu yaşarken çocuklarım arasında yaptım. Öyle bir derdim de yok. Çok şükür. Arkamdan kavga etmeyecekler yani. Harika. Bir derdim yok, Allah'a şükürler olsun. Sevindim. Efendim? Onun için mecalim yerinde. Hep de böyle olsun inşallah. Sağ ol. En sonda yapılacak şeyleri başta yapmak doğrudur. Eyvallah. Doğru. Biz yerimizden çok memnunuz. Buna da mutluyum. Ama sohbet ettiğim insanlarda bazen zaman zaman şunu görüyorum aslında. Çoğu insan olduğu yerden mutlu değil. Yani başka bir yere gittiğinde mutlu olma hali arayışı içerisinde. Mutluluğu ya, başka yerde arama. Evet. İstanbul'da tanıştığım birisi yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışından Türkiye'de yaşamaya gelen bir insan aslında o taraftan buraya geldiği için mutlu, buradaki oraya gitmek istiyor. Mutluluk insanın aslında kendi beyninde, kendi gönlünde çözülecek bir meseledir. Olduğu yer. Yani ama. Den ziyade. Ama manevi tarihimizde, yani tarihimizde hicret diye bir olay vardır. Yani hicret çeşitli platformlarda düşünülebilir. Fikren hicret, kalben hicret ama mekansal olarak hicret de var. Mesela Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ve hicret statikleşmiş, bir fasit döngüye dönmüş, düşmüş yaşam biçiminden kurtulmak için yeni bir sosyal ortam, yeni bir mekan, yeni bir görsellik insanı moral olarak yenileyebilir. Artı bir yerde bir takım şanssız olaylar yaşadım ve orada bana bakan gözler o olayları öteleyemiyor. Önlerinde duruyor o olay ve beni öyle yargılıyorlar. Ve o bakışlar beni yoruyor. Hicret güzel bir şeydir. Gittiğin yerde bilmeyecek. Eğer hatalı bir şeyse sen zaten ondan vazgeçeceksin. Devam ettirmeyeceksin. Devam ettirirsen gittiğin yerde de gözler seni o şekilde yargılar. Ama eğer senden kaynaklı bir hadise ise senin bundan vazgeçmenle yeni bir bakış açılarına kavuşman efendim seni daha relax yapacaktır. Bu açıdan değerlendirebilirim ama mutluluk arama açısından insan çözümlemeyi beyninde ve gönlünde yapmadıktan sonra mekanda yapamaz. Bunu yapan, hicreti yapan kişi de hicrete inanarak, hicretin getirilerine inanarak kendini tekrar programlaması lazımdır ki başarsın meseleyi. O gidişin bir amacı olması gerekiyor. Amacı olması lazım. Peki şimdi sinemayı da sevdiğinizi biliyoruz zaten. Sonuçta dram insanı üzen bir şey. Komedi, aksiyon, gerilim türlerini düşündüğümüzde aslında dram daha çok insan kokar der misiniz? Daha çok gerçekliğe yakın der misiniz? Nasıl başladın sen söze? Dram daha çok üzüntü içerir. İnsanı üzüyor lakin. Gibi. Evet. Peki insan niye üzülür? Üzüntüye düşme sebebi nedir? Bunu araştırmak lazım. Yoksa dramdan kaçıp komediye sığınmakla insan üzüntüden kurtulamaz. Sadece belli bir süre içerisinde belki unutur. Doğru. Çünkü
Bizim Kur'an-ı Azimuşşan'da bir ayet-i kerimede Allah dostları için hüzünlenme yoktur diyor. La hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Onlar hüzünlenmezler, mahzun da olmazlar diyor. Yani dram yoktur diyor. Dramın olmaması için sağlıklı bir inanç, inancın icabı olan yaşam biçimini tercih etmek, artı eşyanın hakikatine nüfuz edebilecek bir görüş sahibi olmak, hikmetleri çözümleyebilmek, kader hakkında maluma sahibi olabilmek. Bunlar oluştuğu zaman innallâhe me'ane oluyor. Yani la tahsen. Efendimiz öyle söylüyor mağarada Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir endişeye düşüyor. Efendime bize bir zarar gelecek mi diye. Bu hicret anında Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında. Ve Efendimiz de onu hissediyor. Diyor ki, ya Ebu Bekir, la tahsen. İnallâhe me'ane. Yani üzülme, mahzun olma. Allah bizimledir. Kim ki Allah benimledir diyebilecek bir kıvamda inanç ve eylem sahibi ise o dramdan uzaktadır. Ya bitmesin istiyoruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu gerçekten. İnsan hayatında değer verdiği şeyleri kaybetmenin gerçekliğini yaşar. İnsan başına sonuçta kötü şeylerin geleceğini bilir. Evet. Ama buna rağmen üzülür. Yaş ilerledikçe insan sevdiği insanları da kaybetmeye başlar haliyle. Ama bu doğaldır. Bu doğaldır. Bir başkasını kaybetme duygusu insanda bir korku yaratır mı? Kaybetmediğinin farkına vardığın zaman üzüntün minimize olur. Tam kaybolmaz. Hali beşeriyet diye bir şey vardır Ömerciğim. Beşer boyutunda yaşıyoruz. Bu şuhut alemi denilen bu alemin icabatı var. Yani ben kolumu buraya çok hızlı çarparsam acıyacak bu yani. Bundan kaçış yok. Onun için bir takım şeylerden etkileniyoruz, üzülüyoruz tabii ki. Ama kayıplar karşısında eğer Efendimizin şu tatbikatı gibi kucağında yavrusu 5-6 yaşlarında vefat etmiş, onu defne götürürken gözlerinden yaşlar akıyor. Diyorlar ki sen bize ölüleriniz arkasından bir takım şeyler yapmayın diye tavsiye ettin ama sen ağlıyorsun. Ben size dedim ki başınıza topraklar atmayın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Ağlayıcılar tutarak günlerce yas tutmayın dedim. Ağlamayın demedim. Çünkü gönüldeki ateşi ancak gözyaşı söndürür. Ben bir babayım. Çünkü bu boyutta baba. Baba olma özelliği ona bir hüznü getiriyor. Fakat eğer ben oğlumla yine beraber olacağımı bilmeseydim, o zaman çok daha fazla ağır olurdu bu diyor. Bakın, tesellinin sebebi ne? Ben oğlumla yine beraber olacağım. Ben annemle beraber olacağım, babamla beraber olacağım, göçen arkadaşlarım var onlarla beraber olacağım, göçen büyüklerim var onlarla beraber olacağım diye ben onlara öldü muamelesi yapmıyorum. Şimdilik onların gittiği yere doğru ben de ilerliyorum diye düşünüyorum. O zaman da her şey azalıyor. Hali beşeriyetin haricinde fazla bir dövünme, yırtınma, saç baş olmaya gerek kalmıyor. Eksik olmayın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şahaneydi gerçekten. Küçük bir armağanımız var. Bu size ikinci olacak diye düşünüyorum. Birincisini yanına koyarız. Çok teşekkür ederek. Ben teşekkür ediyorum. Harika. Harika. Evet, bu sefer sevgili Filiz Hanım'ın da ismi kayıkta olsun istedik. Yaradan vermiş sana en iyiyi, en bolu. Bu cömert armağana cömertçe karşılık ver. Seni kendine mühür yapmış. Bunu böyle bil. Sen de eşler yap diye, ölüp git diye değil. William Shakespeare. Shakespeare'in bir şiirinden bir alıntı yaptık. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Filiz Hanım'a çok sevgiler. Denizlerde geçirilecek nice güzel günlere Ömer Öztürk. Filiz Ahmet Özsan. Aldım, kabul ettim.
Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Biz sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Son sözler sizin. Böyle bir konsepti yıllardır yaşatıyorsun ve insanlar buna çok ilgi duyuyor. Teşekkür ederim. Tüm ekibe teşekkür ederim. Yani bunu söylemem gerekiyor çünkü güzel gördüğünüzü, doğru bulduğunuzu söyleyin, yayın prensibi vardır. Senin güler yüzün, tatlı dilin, şirinliğin. Teşekkür ederim. Ha, burada vapurun önünde yani onu söyleyeyim. Efendim, eksik olmayın. Bu vapur da tabii çok büyük bir espri. Güzel İstanbul'umuzda, Boğazımızda en görsellik bakımından top nokta olan bu mıntıkada dolaşmamız. Ne bileyim, ben burada çok mutlu oluyorum. Ben de. Sizinle güzel olmaktan. Sohbetler zuhur ediyor diye düşünüyorum. Öyle oluyor. İnşallah faydalı olabiliyoruzdur, hizmet edebiliyoruzdur. Çünkü benim tek derdim var, hizmette olmak. Eksik olmayın. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle. Allah razı olsun. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Allah nazardan saklasın. Senin de izdivacını teşekkür burada ederim. Bütün izleyicilerimizin gözü önünde tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Mutlu ol. Kardeşimizle birlikte eksik iki dünya, iki cihan saadetine nail olun inşallah. Bir şeyin değeri sürekliliğinde inşallah dünya ve ahiret birlikte mutlulukları kucaklayın. Yavrularınızla beraber. Biz inşallah onları da görelim, mutlu olalım. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Tekrar tebrikler. Efendim haftaya buluşmak dileğiyle. Güzel bir pazar günü olsun. Hoşça kalın. Vapurda Çay Simit programına her katılışımdan büyük zevk aldım. Bu kez de öyle oldu. Sevgili Ömer kardeşime ve tüm ekibe teşekkürler ederim. Sizleri seviyorum. Başarılarınızın sürekli olmasını dilerim. Ahmet Özcan.